Herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber pratik bir tarif olan patates kroket yapacağız. Malzemelerimizi miktarlarıyla beraber açıklama kısmında belirttim. Böyle tariflerin devamı için kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Hadi tarifimize başlayalım. Patates kroketimiz için 4 adet patatesimizi küp küp şeklinde doğradıktan sonra üzerine geçecek kadar suyumuzu ilave ettik ve haşlamaya bıraktık. Yarım saat kadar haşlanan patateslerimizi ezdik. Ezdikten sonra yoğurma kabımıza aldık. 2 yumurta sarısını patateslerimizin üzerine alıyoruz. Daha sonra 2 çorba kaşığı kadar tereyağımızı kabımıza alıyoruz. Ve baharatlarımızı kimyon, pul biber, karabiber ve tuzumuzu ilave ediyoruz. Ve yoğurma işlemimize başlıyoruz. Yoğurma işlemimiz devam ederken patates hamurumuz kıvam alıncaya kadar unumuzu ilave ediyoruz. Patates hamurumuz elimizi bırakana kadar unumuzu ilave ediyoruz. Yoğurma işlemimiz bittikten sonra kaç kaşık un ilave ettiğimizi size söyleyeceğim. Bu şekilde yoğurma işlemimize devam ediyoruz. Elimi bırakmadığı için bir kaşık daha ilave ediyorum unumuzu. Patates hamurumuza 3 çorba kaşığı kadar unumuzu ilave ettikten sonra istediğimiz kıvama geldi. Şimdi dolabımızda yarım saat kadar dinlendirelim. Dolapta yarım saat kadar dinlendirdiğimiz patates hamurumuz hazır. Şimdi şekil vermeye geçiyoruz. Şekil vermek için elimize mandalina büyüklüğünde parçalar alıyoruz. Bastırıyoruz. Hamurumuzu avucumuzun içerisine açtıktan sonra içerisine parmak kalınlığında dilimlediğimiz kaşarımızı koyuyoruz. Hamurumuzu kapatıyoruz. Kenarlarından bastırdıktan sonra silindir şeklini veriyoruz. Hamurumuzun kenarlarından bu şekilde düzleştiriyoruz. Güzel bir şekilde şeklini verdikten sonra patates hamurumuzu önce unumuza buluyoruz. Daha sonra yumurta akımıza buluyoruz. Daha sonra galeta unumuza buluyoruz. Evet, galeta unumuza buladıktan sonra görüntümüz bu şekilde olacak. Tabağımızı alıyoruz ve diğer kroketimizi hazırlıyoruz. Aynı şekilde mandalina büyüklüğünde parça alıyoruz patates hamurumuzdan. Avucumuzun içerisine açıyoruz. Dilimlemiş olduğumuz kaşar peynirimizi hamurumuzun içerisine alıyoruz. Kapatıyoruz. Kenarlarından bastırıyoruz. Şeklimizi verdikten sonra önce unumuza buluyoruz. Daha sonra yumurta akımıza buluyoruz. Son olarak galeta unumuza buluyoruz. Ve bu şekilde patates kroketlerimizi hazırlıyoruz. Patates kroketlerimizi hazırladık, şekillerini verdik. Şimdi kızdırmış olduğumuz yağımızın içerisine alıyoruz. Patates kroketlerimizi yağımızın içerisine alıyoruz. Kızartma işlemimize başlıyoruz. Kroketlerimizi yüksek ateşte nar gibi olana kadar kızartıyoruz. Bir tarafı kızaran patates kroketlerimizi çeviriyoruz. Diğer tarafını da kızartmaya devam ediyoruz. Patates kroketlerimizi nar gibi olana kadar kızarttık. Gerçekten harika, pratik bir tarif. Denemenizi tavsiye ediyorum. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.